Hani Asr suresi var ya işte, vel asri innel insane lefî husrin. Bütün insanlar hüsrandadır. Ne şekilde? Birincisi, İslam dini dışında olan bütün insanlar hüsrandadır. İkincisi, İslam dini içinde olanlar da hüsrandadır. Neden? Ellerinde bulunan o müthiş ve muazzam güzellikleri ve imkanları kullanmadıkları için hüsrandadırlar. İllellezine amenu, ancak iman etmiş olanlar. Ama nasıl iman? Tabi lafzi manada olan bir iman değil. Ve amelü salihati, salih amel işlemek. İslami manada yaşayanlar, herkes ibadet ettikleri zaman, iyi işler yaptıkları zaman ameli salih olarak gözükür. Ama bunlar fiziki manada salih ameldir. Salih amelin hakikati ise, en büyük salih amel, kendi varlığında Hakk'ın varlığını görmek suretiyle bütün fiillerini Hakk'a bağlamak. İşte bu salih üzere olan fiildir. Eğer bir kimse kendi varlığı içerisinde zahiren ameli salih yapıyorsa, buna gerçek manada ameli salih denmez. Ameli hayali de ameli hayali diye isimlendirmek mümkün olur. Ama bu da cennete götürür mü insanı? Götürür. O ayrı konu. Ve tevassav bil hakkı, hakkı tavsiye etmek. Bakın, hakkı tavsiye etmek derken bunun da iki yönü var. Birisi zahiri manada fiillere davet etmek. İşte gayrimüslim de olsa, Müslüman da olsa namaz kıl, oruç tut gibi fiillere davet etmek, bu hakkı tavsiye etmektir zahiren. Ama batında ise hakkın hakikatini tavsiye etmek. Yani kişilere kişinin nefsini tavsiye etmek değil, nefsinde var olan hakikati ilahiyeyi tavsiye etmek ve onu meydana çıkarmaya gayret etmek. İşte yapılabilecek en güzel tavsiye, ayette belirtildiği gibi hakkı tavsiyedir. Peki nasıl hakkı tavsiye edecek kişi? Tabii hakkı ne kadar tanımışsa o kadarını tavsiye edecek. Ne kadar derinliğine inmişse o kadar derinliğine tavsiye edecek. Bakın, zorlama yok. Ne kadar açık ayet-i kerime? Sadece tavsiye etmek var. Peki o da kime? O da talep edene. Talep etmeyene tavsiye dahi yok. Neden? Çünkü anlaşılacak ki orada öyle bir talep olmadığından hakkın muradı orada hakkani manada zuhura çıkmak değil. Batınında kalmak. Peki bu nasıl olacak? Ve devasal bir sabır. Sabırla. Peki bu sabır nasıl olacak? Sabır esması da bilindiği gibi Esma-i Hüsna'nın son esması. Varisur Reşidus Sabır diye geçiyor ya. Yani bütün hadiselerde yapılacak en son ve kemalli şey sabır üzere olmak. Bu sabır da iki türlü. Birisi nefsimizden kaynaklanan bir sabır üzere hareket etmek. Yani Cenab-ı Hak veya dışarıdan başımıza bazı hadiseler geldi. Nefsimizin istemediği bazı hadiseler zuhur etti. Biz zorlanarak bunlara karşı sabırda olmaya çalışıyoruz, isyan etmemeye çalışıyoruz. Bu sabır nefsi bir sabır. Yani ikilik üzere olan bir sabır. Diğer şekliyle rahmani, hakkani olan sabır ise ilmi, irfani manada bu şekilde şöyle de bir söz söylemişler. Sabredersen hakikate erersin. Sabırla hakikate ermek mümkün. Tabii bu da bilinçli bir sabır olacak, nefsi manada değil. Nefsi manada sabrın sonu da isyana götürebilir insanı, dayanamaz. Ama rahmani manada olan sabır, sabere men zafer
demek suretiyle zafere götürür. Zaferden kasıt o halin kemale ulaşması. Sabredersen hakikate erersin. Hakikate erenin de ilk işi imanı terktir demişler. Yalnız bu cümleyi yanlış anlamayalım. İmansız olmak, isyana dönmek, inkar ehli olmak manasına değil. İmanı terkten kasıt, ondan sonra gelen kemal hali ikana geçmek için. Yani yakîn haline geçmek içindir. Anlaşılıyor mu? Orasını yanlış anlamayalım. İşte hani sabırla derler ya eskiler, koruk helva olur, dut yaprağı atlas. Neyle? Zaman içerisinde biraz beklemek suretiyle. Acele etmeden, hani nasıl demişler, el aceletü ve şeytanü etteenni miner rahmani demişler. Ve o ahirette hüsranda olanlardandır. 3'e 85. Genel manada İslam dışı, kendilerini düzenlememiş olan, İslam dışında kalmış olan bütün insanlar hüsranda olacak. Yalnız Peygamber Efendimiz'den sonra gelenlerin tamamı, yani ümmet-i Muhammed şeyine, hükmüne girenlerin tamamı hüsranda olacak. Peygamber Efendimiz gelmezden evvelki insanların bazıları hüsranda olacak. Kendi devrelerindeki hakikat üzere hayatlarını sürdürmüşlerse, onlar da bulundukları mertebenin hakikatine ermişlerse, o şekilde o mertebeden hayatlarını sürdürecekler. Yani Peygamber Efendimiz'den evvel gelen insanların hepsi hüsranda değil. Neden? Kendi mertebeleri itibariyle o mertebeleri hakikati içerisinde yaşamışlarsa onlar da mümin hükmünde olacaklar zaten. Peygamber Efendimiz'den sonra gelenlerin, İslam dışında kalanların hepsi hüsran içerisinde. İslam içi olanlar da hepsi hüsran içinde. Yalnız bunların mertebeleri ayrı ayrı. Yani hüsranları mutlak manada değil, izafi manada. O da şu demek: keşke bu hakikatleri dünyadayken daha iyi idrak edip anlayıp bir mertebe daha üste çıksaydım hüsranımda olacak. Diğerlerinin hüsranları ile bu hüsran arasında fark var. İşte bu yüzden ümmeti Muhammed dahi her birerlerimiz hüsranda, yani levm mertebesinde olacağız. Emare levvame'deki levm değil yalnız bu. Bir kişi ne kadar yukarıya çıkmış olursa olsun, bir üstü daha olduğundan keşke buraya da çıksaydım diye kendini levm edecek o mertebede. Yani tarikatın başında emare levvame'deki levm değil bu. Her mertebenin levmi ayrı olacak. Yani cennet ehli de olsa bütün insanlar, oraya gidenler levm edecek kendi kendilerini. Ama kendilerinden aşağıya bakarak da şükredecekler. İşte bu şekilde insanların hüsranları ayrılmakta, ifade edilmekte. 3'e 85 ayeti. O hangi hüsrandır ki sahibine ilahi yakınlık derecesini yitirenden daha büyük olur? Bakın ne kadar güzel. O hangi hüsrandır ki sahibine... Benim sesim bozulmadı. Ben aynı sesi veriyorum. Şimdi geliyor mu? Geliyor. Aha, tam bozuluyor. Tekrar edeyim. Nerede kaldık? Geldi mi şimdi? Hiç anlaşılmıyor. Yok. Yok. Yok mu? Yok. Şimdi geldi. Geldi mi şimdi? Tamam.
Hatlar dolu da belki zorlanıyor. O zaman azıcık yukarıdan alayım yine. Ve o ahirette hüsranda olanlardandır. 3'e 85. Demin dediğimiz gibi İslam dışı kalmış bütün insanlar hüsranda olacaklar. Peygamber Efendimiz'in hayatından sonra gelenler. Yani 610 gibi. Yani Peygamber Efendimiz'e 40 yaşında peygamberlik geldiği süreden sonraki bütün insanlar hüsranda. Peygamber Efendimiz'e peygamberlik gelmeden evvel kişilerin hepsi hüsranda değil. Neden? Çünkü kendi bulundukları mertebelerin hakikatine göre yaşamışlarsa onlar kendi düzeylerinden kendilerini kurtarmış olmaktalar. Ama bunlar az bir sayı tabi ifade etmektedir. Daha büyük çoğunluğu hüsranda. Peygamber Efendimiz geldikten sonra ise Müslümanların dışında bütün insanlar hüsranda. Çünkü eski mertebeler nesih olduğundan, zahirleri itibariyle nesih olduğundan, hükümleri kalmadığından yapılan bütün fiiller yok hükmünde, boş hükmünde. Ancak Peygamber Efendimiz'e iman etmiş olup da gerçeğini yerine getirememiş olanlar da hüsranda. Ayrıca çalışarak şer'i manada ve seyr manasında irfaniyet yolunda çalışmış olanlar dahi, yani ibadet ehli dahi hüsranda. Neden? Bu hüsran kelimesinin içerisinde pişmanlık var. Hüsran zaten aslı pişmanlığa dayanıyor. Pişmanlık var. İşte bu pişmanlıkta levm mertebesi. Yalnız burada bahsedilen levm Emmare Lebame'deki Seyr-i Sülük'ün başındaki levm değil. Her mertebenin kendine ait bir levmi ve şükrü var. İşte niye daha yukarıya çıkmaya gayret etmedim dünyadayken, bu imkanlar elimdeyken diye kendinden yukarıdakilerini görüp kendine yazıklar olsun demesi. Ama kendinden aşağıda olanlara bakıp da elhamdülillah deyip şükretmesi. Yani bir yönüyle bütün insanlar hüsranda, yani levmde olacaklar. Bir yönüyle de kazanmış oldukları bir şeyler varsa onların da şükrünü eda edip o yönden de mutmain olacaklar. Ve o ahirette hüsranda olanlardandır. İşte o hangi hüsrandır ki sahibine ilahi yakınlık derecesini yitirenden daha büyük olur. Bakın hüsranların en büyük, hüsranın en büyük sahibine ilahi yakınlık derecesini kaybettirmiştir. Yani kim ki ilahi yakınlık derecesini kaybetmiştir, ondan daha büyük hüsran yoktur diyor. Böyle oluşlarının sebebi uzaktan nida alışlarıdır. Onların hüsranı budur. Şekavetlerinin aynıdır. Elim azaplarının da resmidir. Şekavetin de iki yönü vardı bilindiği gibi, geçen hafta da zannediyorum geçti. Şekavet bir bakıma haktan ayrı kalmak. Yani haktan uzak kalmanın bir ifadesi şekavet. Şekke düşmek, şüpheye düşmek gibi bir bakıma. Bir bakıma da şekavet şakilik yapmak. Yani vurmak, kırmak, çalmak, darp etmek gibi. Ama manevi manada şekavet haktan ayrı kalmak. Haktan ayrı kalmak ise bir bakıma vahşet, vahşiliktir. Yani. Uzaktan nida olunanların dinine önem verilmez. İsterse o dinin sahibi nice meşakkattan sonra vuslata ersin. Zira o şekavet dinidir. Yani uzaklık dinidir veya sistemidir.
onların şekavete düşmelerinin sebebi de o dine girmelerinin sebebidir. Misal yolunu dünyada azap görene bakmaz mısın? O kimse bir gün içinde çeşitli azaplara uğramış olsa dahi onun bu azabı ahiret azabına nazaran bir hardal tanesi kadardır veya daha küçüktür. Ama o kimse bu manada şakidir. Peki sonsuzlara kadar cehennem azabında kalanlar için içinden geçen nedir? Yani düşündüğün nedir? Kaldı ki Allah-u Teala bunları haber verdi ve dedi ki yer ve semalar baki oldukça orada kalacaklardır. 11'e 107 şekliyle buyurdu. Bunların rahmete nakli ancak yerin ve semaların zevalinden sonra olacaktır. Bundan sonra onlara devran döner, ilk hallerine çevrilirler. Bu ilk halleri ise Allah'tır. Bunu anla. Yani ve ilallah turcaul umur, bütün işler Allah'a dönücüdür hükmüyle.